İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel ve çok gösterişli bir modelin yapımını anlatacağım. Modelimin yapımı için alt zürafamı yaptım. Şimdi hemen alt zürafanın üzerine modelimizi kuralım. Hanımlar, başlangıç olarak ilk zürafama ipimi sabitliyorum. Ara modeli istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben kolay bir şey tercih ettim. Şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane daha. Zürafama batıp şöyle geriye gidiyorum. Burada bakın ipim üstte kalıyor. Alttakini tek doladım. Şu iki parmağımla şuradaki ipimi tutarak bir tane pırpır pır yaptım. Hemen yanına bir tane daha ve bir tane daha. Hanımlar, ipimizi pırpırlarımızı boyutunda bu şekilde tutup ayarlayıp böyle çekelim. Toplamda 3 tane pırpırımı yaptım. Arasına 3 tane zürafa yapalım. Dördüncüye tekrar 3 tane pırpır yapalım. Dördüncüye batıp geriye gidiyorum. Burada 3 tane pırpır daha. Pırpırlarınızın boyutu uzun olmasın. Çok da kısa olmasın. Uzun olduğunda birbirine dolanarak çirkin duruyor. Bu şekilde olursa gayet modelde hoş duracaktır. Tekrar devam edelim. Hanımlar, bu şekilde iki tane daha yapalım, gelelim. Hanımlar, şimdi arasına bir 20 tane zürafa yapalım. Şöyle bu boşluğa 20 tane yakın zürafa yapalım. Hanımlar, bu şekilde zürafalarımı yaptım. Tekrar bu tarafa da aynı şekilde 4 tane üçlü pırpırımızı yapıp gelelim. Hanımlar, bu tarafına da bu şekilde pırpırlarımı yaptım. Şimdi yeşil ipimi takarak geldim. Bunu bu şekilde ters çeviriyoruz. Şöyle. Tam ortasına gelecek şekilde bakın yeşil ipimle şuraya batıyorum. Şöyle. Kıvırdığım noktadan battım. Burada ipimi sabitliyorum. Bu şekilde ipimi sabitledim. Bir tane zürafa atlıyorum. Şöyle. Hanımlar, bunu biraz bol yaparak
Bu şekilde yaptım. Şimdi tekrar şuraya batıyorum ve en geriye gidelim. Burada bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine çıkıyorum ve aşağı iniyorum. Tekrar tepeye. Tekrar aşağı ve tekrar tepeye. Toplamda 3 sıra yapıyoruz. Ve tekrar aşağı. Hanımlar aynı şekilde 2 tane daha yapalım. Bir tane pırpır. Tepeye çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar tepeye. Tekrar aşağı. Tekrar tepeye çıkıyorum. Ve aşağı iniyorum. Bu şekilde 2 tane yaprak yaptım. Şimdi son olarak bir tane daha yapalım. Bir pırpır. Şöyle tepeye çıkıyorum. Hanımlar düğüm olduğunda bu şekilde açabilirsiniz. Şimdi buradan ipimi düğümleyip hemen diğer renk ipimi takıyorum, geliyorum. Hanımlar şimdi bunu düzeltiyoruz bu şekilde. Bunu düz çeviriyoruz. Bakın bu şekilde düzelttim. Şimdi bunun tam hizasında üst tarafa batıyorum. Şöyle. İpimi buradan sabitliyorum. Bir tane zürafa atladım. Buraya aynı şekilde geniş bir tane zürafa yaptım. Buna batarak en geriye gidiyorum. İpim üstte kalıyor. Alttakini tek dolayarak bir tane pırpır yaptım. Aynı boyda pırpır yapmaya devam ediyorum. Pırpırımın boyutunu da tutarak ipimi bakın devam ediyorum. Bu şekilde. 5 tane yaptım. Toplamda 15 tane yapalım gelelim. Hanımlar toplamda 15 tane yaptım. Gördüğünüz gibi bayağı sık oldu. Şimdi son yaptığım pırpırın tepesine çıkıyorum. Şöyle. Tam tepeye çıktım. Ben sağdan sola gidebiliyorum. O yüzden çevirmeden yapacağım. Eğer siz sağdan sola gidemiyorsanız o yanınızı çevirin. Şöyle tek tek zürafa oluşturuyorum. Bakın bu şekilde. Eğer gidemiyorsanız çevirin. Şöyle. Ama eğer sağdan sola gidiyorsanız oyanızı çevirmenize gerek yok. Ben devam ediyorum bu şekilde.
Bir sıra zürafamızı yaptık. Şimdi bir sıra daha yapalım. İkinci sıramızda iki kere dolayarak yapıyoruz. Üçüncü de yine aynı şekilde. Tek dolama yapmıyoruz. Çift doluyoruz. Şöyle devam ediyorum sıramın sonuna kadar. Hanımlar sıranın sonuna geldim. Şimdi bir sıra daha yapıyoruz. Bu şekilde döndürerek de yapabilirsiniz, döndürmeden de. Döndürecekseniz yine çift dolayın. Döndürmüyorsanız tek dolamayla yapabilirsiniz. Çünkü sağdan sola gidince kendiliğinden çift dolanma oluyor. Şöyle göstereyim. Pardon, tek doladım. Bakın kendiliğinden çift dolanma oluyor. Bu şekilde bu sırayı da bitirelim, gelelim. Hanımlar bu şekilde bu sırayı bitirdim. Şimdi bakın şuraya batıyorum. Bir ileri zürafaya batıyorum. Tekrar yaptığım zürafaya batıp geriye gittim. Burada 4 tane pırpır yapalım. 1 2 3 ve 4. Hanımlar pırpırlarımız aynı boyda olması gerekiyor. Şimdi son yaptığımız pırpıra batarak hemen tek tek bu şekilde ipimi buradan üzerine atarak birleştirdim. Tepesine batıp burada bir tane pırpır oluşturuyorum. Şöyle. Şimdi bir ileriye batarak buradan aşağı iniyorum. Tekrar bir tane zürafa oluşturuyorum. Zürafaya batıp geriye gidiyorum. İçinde 4 tane pırpır oluşturuyorum. 1 2 4 tane pırpırımı oluşturdum. Tekrar tek tek batarak hepsini birleştiriyorum. Buradaki ipimi üzerine atarak tepeye çıkıyorum. Tepede bir tane pırpır. Bir ileri zürafaya batarak aşağı iniyorum. Hanımlar kalanı da bu şekilde yapalım. Gelelim. Hanımlar bu şekilde hepsini yaptım. İlki biraz küçük oldu ama siz dikkat edersiniz. Şimdi bu arada bunu da söylemek istiyorum. Alttaki yaprağını biraz daha bol yaparak bu sıraları çoğaltabilirsiniz büyütmek için. Krem ipimi taktım. Şurada göründüğü gibi bir tane boşluk oluşuyor. O boşluk kötü duruyor diye pırpırlarla kapatacağız şimdi. Bakın şurayı bu şekilde katlıyorum. Takılmasın diye buraya pırpır yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane pırpırımı yaptım. Buradan ipimi kesiyorum. Modelimi bu şekilde düzeltiyorum. Bu arada ütü yaparken düzeltip yaparsanız modeliniz gayet
güzel duracaktır. Bu şekilde modelimi bitirdim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım kirme kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.